Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu selamu ala Resulüne Muhammedin. Ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Bir Fatiha-i Şerif. Üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Alinin, eshabın, ehli beytin, enbiya-i izan ve meşayih-i zevvel ihtiram ve zaratın. Erva-ı tayyibelerine hasreten Efendimiz Hazretleri'nin ruhu ailelerine. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen gün birkaç arkadaş şeyi sordular. Bu İsrail dostunun konuştuğu sözü mülaane ne demek diye. Belki o arkadaşlar toplantıda var mı yok mu bilmiyorum ama kısaca bildiğim kadar ona bir malumat vereyim, ondan sonra diğer suallerle devam ederiz inşallah. Mülaane biliyorsunuz karşılıklı lanetleşmek demek. İki tarafın birbiriyle lanetleşmesi. Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim kadar iki yerde geçiyor. Birisi Nur suresinde Lian ayeti. Ona sebep Hazreti Hilal var. Şeyde Tövbe suresinde ve aleselâsetil lezine hullufu. O üç kişi var ya taallüf eden, harpten geri kalan. Hazreti Kâb ibn-i Malik, Hazreti Hilal ve Mirare. Daha evvel kıssasını anlatmıştım. Hazreti Hilal bir gün ağırda baygın düşmüş. Yerinden de kalkamamış. 15 gün ondan sonra orada baygın yattıktan sonra elini açmış dua ediyor. Ya Rabbi herhalde benim artık bununla ecelim gelmiş oluyor. Ama bana şu abimin mübarek yüzünü bir daha göstermeden canımı alma diye dua ediyor. Hazreti Hilal o. Cebrail Aleyhisselam da gelip ya Resulullah senin muhibbin diyorum. Muhibbe Resulullah. Allah Resulü'nü hakkıyla seven onun dostu. Hilal senin veçini görmek ister. Ağırda 15 gün şey kalmış. Allah Resulü eteklerini toplayıp süratle icabet etti diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek nur yüzünü görünce ayağa kalktı. Dedi ki diyor ya Resulullah vallahi karnım da doydu, susuzluğum da gitti dedi diyor. Ben tıp adamlarına sordum. Tabii ki haşa büyük sahabedir, sözü doğrudur da. Tıbben şeyi nedir? 15 gün aç kalan bir adam, susuz kalan bir adam karnı doymadan ayağa kalkamaz diyor yani netice. Böyle bir zat. Resulullah bu seviyede bağlı. Bir gün geliyor, Lian ayetine geçiyoruz. Diyor ki ya Resulullah ben hanımımı filan kişiyle adını da söylüyor. Adına gerek yok. Ondan sonra zina ederken gördüm diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dört tane şahit getirmezsen sana iftira şeyi uygularım. 80 değnek cezası var. Vallahi diyor ya Resulullah bu benim evimde olmuş bir hadise. Ben dört tane şahit nereden bulayım? Adam çekmiş gitmiştir zaten. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya dört şahit getirirsin ya da sana iftira şeyi uygularım. Onun üzerine Hazreti yemin ediyor. Diyor ki seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak bana bu işten bir çıkış yolu gösterecektir. Cebrail Aleyhisselam geldi onun bu duası üzerine. O Lian ayetini indirdi. Ya Resulallah dedi. Bir koca karısından fuhuş yaptı diye şikayetçi olursa ki antır parantez kendini de namusu meselesidir. Öyle bir şey olmadan iftira atıp da normalde yapmaz zaten. Usulünü söyledi. Usulü şu. O iddiada bulunan kişi dört defa yemin edecek. Allah'a yemin ederim ki ben hanımımı filan kesle zina ederken gördüm. Bir, iki, üç, dört defa aynı yemini tekrar edecek. Beşinci de diyor Nur suresinde ayet-i kerimede tafsilatıyla anlatılıyor bu. Beşinci de diyecek ki diyor eğer ben bu hususta yalancıysam Allah'ın laneti benim üstüme olsun diyecek beşinci de. Ondan sonra sıra kadına geliyor. Dört defa da kadın yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki bu adam yalan söylüyor. Ben zina etmedim. Aynı şeyi dört kere yemini tekrar edecek. Beşincide de eğer ben yalancıysam Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyecek.
Onun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam da boşanmalarına karar veriyor. Boşanıp gidiyorlar. Zaten İslam hukukundaki şeyi de oradan çıkmadır. Bir erkek karısının zina yaptığından şikayet ederse 5 kere yemin ettirilir. 4 defa şey olduğunu, 5.'de de lanetleşme şeyi bu. Lian ayeti bu. Karı kocayla ikisinin arasında olan lanetleşme. İki taraf var zaten. Yani o yalancının söylediği gibi sen tek taraflı küfür et, beddua et, ondan sonra mülahane de. Tabii her sahtekarlığı yapar yani. Normaldir onlar için. Bir Yahudi vardı benimle şey yapan, münasebette bulunan. Bir defa ona aramızda görüşmeyi sağlayan kişiye dedim ki ona söyle. İsrail'de de birçok Yahudi Müslüman oluyor, haber olsun. O Yahudi tekrar o kişiyle bana haber gönderiyor. Ömer Bey'e selam söyle, doğru söylüyor. İsrail'de Müslüman olan Yahudiler var ama Ömer Bey unutmasın diyor, onlar Yahudidir. Yani niye Müslüman oldu? O belli değil demek istiyor yani sonuç. Yahudi böyle bir millet. İkinci lanetleşme şeyi de Allah-u Alem, eğer yanlış hatırım diyorsa şeyi açıp bakmak lazımdı, bakmadım. Necran Hristiyanları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara o mu? Evet, Ali İmran 61. Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda tartışanlara geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere karşılıklı olarak çocuklarımızı, kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim. Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim diyor ayet mani. Allah lanet etsin diyerek bir meselede haklı olanın ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşmek demektir. Burada şeyi de anlatmış, ben de ona devam edecektim. Buradan okuyayım, gerisini devam ederiz. Necran Hristiyanlarından bir heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelerek Kur'an'ın Hazreti İsa'nın babasız huzuruna gelerek Hazreti İsa'nın babasız doğduğunu kabul ettiğine göre onun Allah olması lazım geldiğini iddia ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir araya gelerek kim yalancıysa Allah'ın ona lanet etmesi için dua etmeye çağırdı diye burada bu kadar bahsetmiş. Şimdi Necran Hristiyanlarına sordu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Allah yemek yer mi dedi? Yemez dediler. Allah kimseden haşa doğar mı dedi? Doğmaz dediler. Peki Hazreti İsa yemek yiyor dedi. Hazreti İsa Meryem'den doğmuştur. Siz bunu nasıl söylersiniz? O Allah'ın bir kelimesi değil mi? Kelimeten min Allah. Allah'tan bir kelime. Allah'ın kelimesi değil. Yani o Allah kelimesi olsaydı işte onu delil göstereceklerdi kendini. Onun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki gelin dedi o zaman aramızda mülahane edelim, lanetleşelim. Kim haklıysa ortaya çıksın. Aralarında onların papazları, keşişleri de vardı. Onlar dediler ki ya Muhammed sen bize müsaade et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar için şeyi teklifi ya Müslüman olursunuz yahut da haraç cizye verirsiniz oranın fethinden ötürü. Onlar da dediler ki sen bize bu gece müsaade et, cevabımızı yarın bildirelim. Toplandılar kendi aralarında, o papazları, keşişleri dedi ki bu hak Resul'dür. Söylediklerin hepsi de doğrudur. Bundan sakın ha lanet meşrine falan kalkmayalım. Hepimizin sonu olur, hüsrana uğrarız. Ya şeyi kabul edelim, haraç cizyeyi kabul edelim. Çünkü bizim kendi memleketimizde hükümdarımızdan aldığımız para buna vereceğimiz haraç cizyeden daha fazla. Dolayısıyla gene biz karlı çıkmış oluruz dediler. Ve gelip ya Muhammed biz cizyeyi kabul ettik ama seninle lanetleşemeyiz dediler. Şimdi bu ikisi de iki taraf arasında olan mesele. Birisi karı koca arasında, diğeri de Necran Hristiyanlarıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ki o lanetleşme olmadı zaten şeydeki. Bu ikincisi. Bunları tutup işte benim yaptığım beddua değil mülahanedir diye tam bir Yahudi gibi çevirmeye çalışıyor. Allah şerrinden emin etsin. Bedduayı eden bütün Müslümanlara etmiş oldu. İnşallah karşılığını da görecek yani kendisi. Kendisinin üstüne dönecek. Dönmeye başladı zaten. Daha da inşallah beter olacak. Tabii inşallah. Zaten Amerika'da rehindir kendisi. Türkiye'ye gelmesi için Yahudi bırakmıyor. Artık bıraksa da gelemez yani bundan sonra. Çünkü içeri girme ihtimali de var. Yaptığı
suçlardan vesairelerden ötürü doğrudan doğruya devlete karşı ihtilal yapma hazırlığıyla yargılanacak. Onun için de gelemez zaten Türkiye'ye, Allah şerrinden emin etsin. Bu 40 senedir bu pilavı pişiriyor bu adam. Daha evvel de size bahsettim. İşte Allah hayırlı ömür versin. Yusuf hayatta 40 sene evvel Yusuf'a söylemiştim. Bak Efendi Hazretleri beni buraya talebe birliğine İslam gençliği yetiştirmeye vesile olursunuz diye gönderdi. Bu adam da rejimin alternatif Müslüman yetiştirecek kişisi. Bu 40 küsur senelik söz. Ve neticede adam öyle etti ki bakın mesela o adı geçen başsavcı. İlk Çin'e miydi neydi adı? Aydın'ın kazası. Aydın'ın olan varsa bilir herhalde. Adını yanlış söylemiş olmuyor. 93 veya 94 senesinde oraya tayin edilmiş savcı olarak. Hanım o zaman çarşaflı arkadaşlar. Bak iyi duyun. Zekeriya Öz denilen adamın hanımı 93 veya 94 senesinde savcı tayin edildiğinde o Çin'e de çarşafla geziyor. Kaymakam, hakim, diğerleri toplanıyorlar. Jandarma komutanı vesaire. Aman böyle yapma. Bu çok kötü netice uyandırır senin için de benim için de. Bu kadına manto giydir, başörtüsünü örtüsün. Ama çarşaf giymesin. Değiştiriyor. Aynı adam şimdi ne namaz kılıyor, ne hanımının tesettürü var. Hiçbir şey yok. Bakın yani yaptıkları hizmetin ne olduğunu anlayın. 40 sene içinde Müslümanların içini boşalttı. O devlet dairesine soktukları adama kendi fetva veriyor. Fetvasında diyor ki sizin abdest almanıza gerek yok. Devlet dairesinde abdest alırsanız sizin Müslüman olduğunuzu, namaz kıldığınızı anlarlar ya teyemmüm edersiniz. Ya Anadolu'da hepiniz Anadolu çocuğusunuz çoğunluğu. Su geldi teyemmüm bozuldu derler. Ya suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz. Teyemmüm nerede olur? Su olur da sen kullanamayacak durumda olursun. Bütün vücudun yara içerisindedir. Suyu kullandığın zaman yaralar azacaktır. Suyu kullanmaz teyemmüm edersin. İlahir bildiğiniz şeyler yani. İki, namaz kılarken bulunduğunuz dairede kılıyorsanız kıbleyi tespit de şart değil diyor. Ayet-i kerimeyi çarptırıyor. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nereye dönerseniz dönün Cenab-ı Hakk'ın vecini orada hazır bulursunuz ayeti. Bu ayet rahilesi üzerinde, biniti üzerinde nafile namaz kılan içindir. Yani eğer binit, şimdi de otomobil, otobüs vesaire. Onların içerisinde nafile namaz kılıyorsan şeyi tutturma şartın yok. Kıbleyi. Onun dışında kıble mecburi. Namazın şartı yani. Kıbleye de dönmenize gerek yok diyor. Olduğunuz yerde gözünüzle kılarsınız diyor. Gözle namaz kılmanın şartı da biliyorsunuz yerinden kalkamayan bir hastanın elini ayağını başka bir yerlerine oynatamayacak durumdaysa gözüyle namaz kılması caizdir. Yani İslam'ın içini boşalttı bu adamlar. Allah şerlerinden emin etsin. Böylece soran arkadaşlar oradaysa cevabını da almış oldu. Değilse de ben cevabı vermiş oldum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak konuşup dinlediklerimizin mucibince amel etmeyi nasip müyesser eylesin. Hakkı hak bilip ittiba etmeyi, batıl da batıl bilip iştirab etmeyi nasip müyesser eylesin inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve nebiyyina Muhammed. Davahum fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.